Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Sıcak bölgelerde eğitim de tıpkı gündelik yaşam gibi riskli ve tehlikeli olabiliyor. Dünyanın bir yanında 10 milyonlarca genç ülkelerindeki savaş yüzünden eğitimlerinden geri kalıyor. Ancak bazı çocuklar hayatı kaçırmamak ve yaşam koşullarıyla mücadele edebilmek adına okullarına zorlu koşullarda gitmek durumundalar. Afgan öğrenci Javad onlardan biri. Haydi Learning World'un ilk dosyasında kameramızı ona çevirelim. Afganistan'ın başkenti Kabul'den bir saat mesafede bulunan bu bölgede ne hükümet güçleri ne de Taliban askerleri tam olarak yönetimde. Sıcak bölgede okula giden çocuklardan biri de Javad. O gelecekte doktor ya da mühendis olma isteğiyle yanıp tutuşuyor ve tehlikeli sokaklar bile onu bu arzusundan döndüremiyor. Hükümetle işbirliği yaparsak bozguncular bizi tehdit edecektir. Onları desteklersek de polisle başımız derde girer ve hatta tutuklanırız. Bu okulda tam 2700 genç öğrenim görüyor ve onların hayatı öğretmenlerine emanet. Burası bir eğitim yuvası. Sadece kara tahta ve tebeşirimiz var. Burada kimse politika ile ilgilenmez ve bu sayede ne öğrencilere ne de öğretmenlere okula gelmeleri konusunda bir kısıtlama getirilmiyor. Okulda öğrenim öğlen 3'te sona eriyor ve tıpkı arkadaşları gibi Javad da babasının yanına işe gidiyor. Esnaflıkla uğraşan ailenin aylık geliri ise aylık 80 lira civarında. Bazen kazalar olabiliyor ve yaralanmalar meydana geliyor ama her gün değil. Ama özel bir tehdit de olsa bu oğlanlar okulu bırakmaz çünkü onlar daha iyi bir gelecek için okuyorlar. Nüfusun 11 milyonunun okuma yazma bilmediği Afganistan'da Javad ve 3 kız 3 erkek kardeşi okullarına devam ediyor. Çok uzaklaşmamak kaydıyla sokağa da çıkabiliyorlar ama dikkat etmeliler. Çünkü kısa süre önce mahalledeki bir okulun müdürü vurularak öldürüldü. Bu da tabii eğitime giden yolun tıkanmak istediğini gösteriyor. Ben bir Amerikan komutanına eğitim için her yol deneyeceğimizden bahsettim. Onlar okullarımıza girmemeliler. Bu olay sadece durumu daha da kötüleştirir. Ateş hattında en büyük kurban çocuklar oluyor. Geçtiğimiz yıl Afganistan'ın güneyinde okulların 1/4'ü sırf bu yüzden kapatıldı. Eğitim bazen savaş nedeni olabilirken paradoksal sıcak bölgelerin sorununa inen bir yapıda olabiliyor. İşte bu fikir Kurtarılmış Çocuklar Projesi'nin Geleceği Yeniden Yazmak isimli yeniliğine yön veriyor. Kurumun başındaki isimle Tove Bank'la görüştük. 2005 yılından beri faaliyette olan Kurtarılmış Çocuklar Geleceği Yeniden Yazmak isimli proje şimdiye kadar 10.6 milyon çocuğa umut oldu. Bugün sıcak bölgelerde yaşayan ve okula devam edemeyen 28 milyon çocuğa ulaştık. Onlar ilk olarak şiddeti yaşamış, travmalar geçirmiş, sağlık problemi yaşadığı için okula gidemeyen çocuklardı. Bugünlerde ateş hatları yıllarca devam eder, hatta bazen 10 yıllar sürerdi. Tabii bu durumda çocuklar bir tam eğitim dönemini kaçırıyordu. Böylesi zorluklarla bile okula gidebilmek, devam etmek çok önemli. Bir de sıcak bölgelerde okula giden çocukları şiddet ve tecavüzden koruyabilmek tabii. Biz 5 yılda 20 ülkeden çocuğa umut olduk. Ve ama burada yatırım önemli. Sadece pahalı okulları açmak değil, öğretmenlerin maaşlarını yükseltmek, halkla yakından iletişime geçebilmek, okul ve eğitim alanında doğru kararlar alabilmek durumundasınız. We have
Okulların farklılıklarını da hesaba katmalıyız. Afganistan güzel bir örnek olabilir. Orada yoğunlaştırılmış bir müfredat söz konusu. Ve kız çocuklarının öğrenmesi gereken müfredatı baz almalısınız. Tabii burada bir yol hızlandırılmış eğitim. 18 yaşına gelmiş dahi olsanız bildiğiniz sınıftan başlamanız, o müfredata göre eğitim almanız gerekebilir. Sonrasında ise sınıfınıza yetiştirilirsiniz. Ve tabii bir kez daha eğitim demokrasilere bağlıdır. Ve bu da durumu çözmeye yardımcı etkendir. Tansiyonu yüksek bölgelerde dahi eğitim alabilmeniz bu durumla özetlenir. Kolombiya'nın başkenti Medellin zamanında kokain ticaretinin de merkezi olarak anılıyordu. Bölge oldukça tehlikeliydi. Hükümetle kokain çeteleri arasındaki ateş attığı eğitimcileri çocukları korumak adına harekete geçirdi ve şiddetten uzaklaştırılmalarını sağladı. Dosyamız şimdi geliyor. Uyuşturucu tacirleri ve hükümet güçleri arasında süregelen güç savaşının kanıtı ateş attı. Crescamos Condrechos projesini doğurdu ve okullarından uzaklaşan öğrencilere yardım eli uzattı. Hicimos una indagación. Savaşın çocuklar üzerindeki etkilerini araştırmaya başladığımızda ana etkenin onları okula gitmekten alıkoymak olduğunu anladık. İnsan haklarına bu durum aykırıydı. Onlar eğitim haklarını almalıydılar. Bölgede yaşayan çocukların %26'sı sokaklar tehlikeli olduğu için okula gönderilmiyordu. Bu bölgede şiddet çok fazla. Bir sokaktan diğerine geçmeye ürküyorsunuz. Hareket etmeye çekiniyorsunuz. Evden çıkmıyoruz çünkü yaralanmak istemiyoruz. Öldürülmemek için yakınlarımızla aynı yerlerde oturuyoruz ya da bazen hiç görüşmüyoruz. Evinizden taşınırsanız da öldürülebilirsiniz. Bu durum çok kötü, çok tehlikeli. Gerçekten korkuyoruz. Sıcak bölgelerde okula devam edemeyen 13-16 yaş arası çocukların özellikle desteğe ihtiyacı var. Çünkü bu yaş aralığı okula bir daha dönmüyor. Eğitim uzmanlarımız var ve etüt dersler vererek çocuklara yardım ediyorlar. Tiyatro, dans konularında da eğitmenlerimiz bulunuyor ve çocukların fiziksel olarak rahatlamasını sağlıyoruz. Bu metodlarla onlar da biz de geleceğe umutla bakıyoruz. Estas metodologías que nos permiten es reconstruir con ellos su proyecto de vida. 2008 yılında hayata geçirilen proje sayesinde 750 öğrenci okula geri döndü. 70 genç ise üniversiteye giriş yaptı bile. Bu haftalık da bu kadar. Umarız programımızı beğenmişsinizdir. Gelecek hafta görüşmek üzere. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.